Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Dinleyicimiz diyor ki işte bir hanımlar toplantısı varmış. Bunlar da işte TGRT FM'i sizi dinliyorlarmış. Siz de hani hacca gitmenin mahsurlarından bahsediyorsunuz ya. Umre ve hac orada haram işleniyor diye. Yalnız burada biraz daha farklı şeyler de ilave edilmiş sanki. İnşallah bize hacca gitmeyi nasip olmaz. Ya Rabbi bize hacca gitmeyi nasip etme. Orada günah işlemeyelim diye dua ediyorlarmış. Şimdi bir şeyler anlaşılmış da yerli yerine oturtulmuyor. Yer niyetine oturmuyor. Yani herhalde bir süsünü zannedelim. Ehl-i sünnet itikadında olan Müslümanlar için diyelim ki hani bu şartlarda bize nasip etme. Çünkü orada haram işleniyor bu şartlarda. Ama öyle de denmez ya, nasıl demeli? Ya Rabbi bu şartlarda değil de şartlar düzgün olur. Yani Müslüman bir hanımın da çok rahatlıkla haccını, ibadetini yapabileceği şartlar zuhur eder. Öyle zamanlarda bize nasip et. Böyle günahlar işlendiği zaman veyahut da imanımızı kaybedeceğimiz tehlikeli durumlarda zaman bize değil de öyle güzel şartlarda nasip et demeli. Yoksa öbür türlü yanlış anlaşılır. Bize hacca nasip etme. Onu söker alır birisi. Aa der, bunlar hacca gitmemek için dua ediyor derler. Böyle dua etmek lazımmış gibi de anlaşılıyor. O da öyle yapınca da o da yanlış anlaşılır. Çok kimsenin kafasında kurcalar. Onun için insan ağzından çıkan sözün karşı tarafta nasıl değerlendirileceğini iyi düşünmesi gerekir. Çünkü bu bizim başımıza çok geliyor burada. Hani Nasrettin Hoca merhum diyor ya, damdan düşün. Biz çok damdan düştük. Biz bir şey anlatıyoruz, sonra bir bakıyoruz ki o konuşmanın içerisinde iki tane kelimeyi alıyor, siz böyle dediniz. Bazen mesela diyelim ki açıklamadan geçmişiz, vatandaş bakıyorsun başka bir şey anlamış. Ha demek ki herkes aynı seviyede değil, anlayışları aynı değil. Biz de elimizden geldiği kadar bazılarının seviyesini biraz daha aynı şekilde açarak bildirmeye çalışıyoruz. Çünkü şeyde rastlamıştık daha, TGRT ilk açıldığı yıllarda. O zaman bu sorun söyleyelim diye bir köşesi vardı. Onun metinlerini biz hazırlıyorduk. Metinlerini hazırlayan bendim. Ethem Levent Hoca da aynı şekilde onu sunuyordu falan. Bir gün birisi bir telefon açtı. İşte İstanbul'un böyle sosyetik semtlerinden birisi, bir kadın. Dedi ki beyefendi dedi, ben dedi kızımla dedi, işte 9 yaşında 10 yaşında kızımla dedi, huzura doğru izliyorum fakat dedi çok ağır kelimeler kullanıyorsunuz. Ağır kelimeler kullanıyorsunuz, anlaşılmaz kelimeler kullanıyorsunuz dedi. Ağlamıyoruz dedi. Allah Allah. Dedim hangi taraf, yani huzura doğru hangi, o birbirlerine soralım, birbirlerine diyorum soralım köşesi, yani suallere cevap evet. Köşesi. Allah Allah, bir düşündüm. Onu metinden hazırlayan benim. Ve ben daha önce TGRT açılmadan önce bizim sayfada çalışıyordum. Orada Allah rahmet eylesin Enver abiler bugünkü insanların anlayacağı şekilde seviyeyi indirin. Çünkü çok kıymetli şey anlatıyorsun. Seviye yüksek, adam anlamıyor. Ne anlatıyor? Çok güzel konuştu ama ne anladı? Hiçbir şey anlamadım. Bir kıymet ifade etmiş. Boşa gitmiş oluyor. Boşa gitmiş oluyor. Ya dedim Allah Allah, biz dedim nasıl kelime kullanıyoruz yani, anlaşılmaz ne kelimeye falan. Metnini de hazırlayan kendim olduğum için gayri ihtiyar sordum, dedim mesela misal verebilir misiniz dedim, hangi kelimeler anlayamıyorsunuz falan diye. Dedi beyefendi dedi, farz diyorsunuz, vacip diyorsunuz, haram diyorsunuz, mekruh diyorsunuz, bunlar ne demek dedi. Biz bildiğimizi zannediyoruz. Bizim için bilmiyormuş, bilmiyor. İlk defa duyuyor onu. Onu da mı bilmiyormuş canım denmez yani. Denmez. Ve ondan sonra farz yani Allah'ın emirleri, haram yani Allah'a da nehyettikleri, yasak ettikleri diye açıklayarak aynı şekilde o metinleri şey yapıyorduk. Onları açıklayarak veriyorduk. Bir sefer hepsini anlattık. Bir sefer anlattık ama senin o anlattığında o dinlemedi. Dolayısıyla onu suçlayamazsın. Çünkü radyo ve televizyon dinleyicisi her gün değişkendir. Her gün aynı değil. Hani bazılar diyordu kaza namazları konusunda. Ya işte her gün anlatıyor falan. Her gün değil. O yeni dinledi. Yeni gördü. Yeni duydu. Dolayısıyla ona da anlatılması gerekiyor mu? Evet, anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla hani burada bu dinleyicilerimiz oturmuşlar. Kendi aralarında aynı şekilde sohbet ediyorlar. Kitabı okuyorlar. Güzel. Ama bir de ifade ederken yani coşup da böyle o noktaya getirmemeli. Kendi kendini gaza getirmemeli. Ya Rabbi bu şartlarda hani günah işleyecek şekilde bize değil de böyle günah işlemeyecek şekilde ihsan edersen o zaman da bu hac vazifesini yerine getirmemizi nasip et diye dua etmeli. Yoksa öbür türlü aha derler, bunlar hacca düşman.
Tabii. Öyle anlar. Öyle anlaşılır. Öyle anlaşılır. O da tehlikeli olur, yanlış olur efendim. Hac dinimizin farzlarından biri, İslam'ın şartlarından biri. İslam beş şartından birisidir. Zekat vermek, hacca gitmek. Ha biz burada anlatıyoruz. Biz burada anlatıyoruz. Anlatırken kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Mesela hanımlara bugünkü şartlarda diğer şartlar yerine gelse bile o şartlar olmadığı için farz değil. Farz olmadığı halde zorluyor ben gideyim diye. Ya niye zorluyorsun? Zorlama, zaten sana farz değil. Gereği yok ona. Farz olduğu zaman da dua et ya Rabbi, şartlar müsait olsun. Bana günah işlettirme oralarda. Öyle dua et farz olduğu zaman da. Bir de tehlikeli bir şey oluyor tabii bu tür, kadın erkek fark etmez de bu tür toplantılarda falan işte orada konuşan veya işte kitap okuyan, tamam kitap okuyulması bir şey değil de tabii kendimden biliyorum, fetva vermenin çok inanılmaz bir cazibesi var. Değil mi? Dolayısıyla o makamı kimse kendini yükseltmemesi lazım. Kitap oku geç. Evet. Duyduğun bir şey varsa onu doğru naklet. Evet, doğru naklet. Naklet yani. Naklet. Dolayısıyla piyasada maşallah hoca hanım dolu. Doğru. Müftü. Herkes fetva veriyor. Herkes fetva veriyor. Halbuki ne tehlikeli bir şey ya. Ya maşallah ne sen. Gel bakalım diyecekler ya. Bunu nerede okudun? Neye göre söyledin sen bunu? Neye göre söyledin? Şeyde Allah rahmet eylesin. Bu Ahmet Akyaz abi. Kendisi vefat etti. Oğlu vardı Mustafa Akyaz'ı. Çok cevval bir oğlandı. Benden aşağı tutmuyordu. Bir arabası vardı falan. Ama zeki bir çocuktu. O haliyle şey yapar. Küçük bir arabası vardı. O arabayı kullanıyordu. Şey ne diyorlardı onun? El vitesli. Evet. Otomatik vitesli. Otomatik vitesli. Onu kullanıyordu falan. Hatta Emen abiye bir gün ben evlenmek istiyorum dedi. Emen abi dedi ki şeyde cennette. Yok dedi, dünyada istiyorum dedi. Emen abi dedi Allah Allah dedi, şuna bak dedi. Falan. Vefat etti o çocuk da. Belden aşağı tutmadığı için bir seferinde bu telefon açmıştı. Ya, ben de şu anda hastanedeyim dedi. İkindi vakti yaklaşıyor. Öğleyi kılmadım dedi. Ayağımda mes var. Tabii belden aşağı tutmadığı için idrar yollarını tutamıyor. Dedi meslimin içi bile idrar dolu dedi. Yanımda dedi şey var, tuğla var. Ne yapacağım ben dedi. Değiştirme imkanı yok. Bak belden aşağı yatarım. Dedim sen Malik mezhebini taklidini ediyorum dedi. Hemen dedi teyemmüm yap, namazını kıl. Şey bir çocuktu. Yaşça benden küçük olduğu için çocuk diyorum. Sen dedi galiba dedi beni anlamadın dedi. Yok anladım dedim. Belden aşağı her tarafın dedim idrar. Meslerde dolu. He dedi. Yanında dedim hani öyle vakti sıkışıyor. Yanında dedim tuğla var. Namazı ne yapayım diye sorsun. He dedi. Anlamış mıyım? Anlamışım dedi. Yap teyemmü kıl namazını dedi. Durdu durdu sen dedi korkmuyor musun dedi ya böyle cevap vermekle. Yok dedi. Niye dedi. Vallahi dedim ben bana ait diye bu bilgi de onda dedi. Ben de ne diyorum. Öyle mi dedi ya. Neyse sonra hastaneden çıkınca geldi ya abi dedi benden fazla dedi. İmam Malik Hazretleri'ne dua eden var mı? İsmi Mustafa'ydı dedim Mustafa. Niceler var Allah-u Teala'ya nice kullar var. Allah-u Teala İmam Malik Hazretleri'nde sizin gibi aynı şekilde o dertle müptela olanları ferahlandırmak için yaratmış. O hükümler onlar aynı şekilde didik didik ede bulmuşlar. Doğru bir türkün olmamış. Yani o çocuk öyle dedi sen Allah'tan korkmuyor musun dedi ya böyle cevap verirken. Dedim kendinden söylesem apı yuttum ben. Benimle alakalı değil ki bu. Tam İlmihan Saadettepe'de yazıyor. Dedim oradan alıp naklettik. Peki Tam İlmihan Saadettepe'de kitabının sahibi? Yok da nakil alıyor. Evet, Tam İlmihan Saadettepe'de kitabının her tarafı. Onun için kızıyorlar ya o zata mezhepsizler. Niye efendim? Başlıyor falan. Hani senin söylediğine kim itibar edecek? Şimdi diyorlar ya işte tek kaynak Kur'an. Adam zannediyor ki Kur'an'ı anlıyor. Bir ahmak adam, anlayamazsın sen Kur'an-ı Kerim'i. Hele elindeki tercümelerle hiç anlayamazsın. Birçok ilimler lazım oldu o kitapta yazıyor. Onun için de Tamil Mahal'in düşmanıdırlar.